Halk Kitap Evi'nin sunduğu yazı işleri devam ediyor. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Halk TV'desiniz. Yazı işleri programı devam ediyor. İlk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı anayasa referandumu ile ilgili konuşmayı dinledik. Şimdi kesintisiz devam edeceğiz. Bugün konuğum gazeteci büyüğüm Yalçın abi diye hitap ettiğim hep. Güzel Yalçın abi. Doğan. Abi hoş geldin. Merhaba, öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederim. Uzun yıllar birlikte çalıştık Sabah gazetesinde. Tabii sonra ki olayları biliyorsunuz hepimiz dağıldık farklı gazetelerde. Bazen hiç çalışamayarak, işte bazen bir işin ucundan tutarak bugünlere geldik. Yalçın Doğan şu anda aktif olarak bir gazetede ya da televizyonda değil ama çok etkili bir internet haber portalında aynı gazetede yazar gibi her gün yazısını değiştirerek devam ediyor. T24 adlı sitede pek çok yazarı da içinde barındıran günün haberlerini de ve analizleriyle birlikte sunan önemli bir haber portalı. Bir kere onu sorayım. Bu yazarlık nasıl gidiyor? Yani alıştığımız 40 yılda alıştığımız o gazete her gün o kağıda bakarak okuduğumuz yazıları şimdi sanal ortamda basılı olmayan bir ortamda. Bir farkı var mı? Yani vallahi tabii başta bir yadırgadım çünkü 40 yıl sabah kalkıyorsun gazeteye gidiyorsun işte yazı işleri toplantısı yöneticisiyse yönetici değilsen yine de kıyısından köşesinden ne oluyor insanlarla konuşuyorsun gazete ortamı işte biliyorsun falan böyle bir haşır neşir oluyorsun insanlarla ve haberlerle tabii öncelikli olarak. Şimdi her şey dediğin gibi elektronik ortamda. Başta biraz yadırgadım çünkü yani gazeteye gitmiyorsun. Ondan sonra günlük haber akışını televizyonlardan ve internetten izliyorsun vesaire. Fakat kısa sürede alıştım. Şundan dolayı alıştım. Sanki günlük bir gazetede yazıyormuşçasına inanılmaz e-mail geliyor. Elektronik posta geliyor. Tıpkı gazetedeki gibi. Sen de gayet iyi biliyorsun. O gün yazdığın yazıya bir kısım insanlar Allah kahretmesin hayatının en kötü yazısını yazdın der. Aynı yazıya bir başkaları hayatının en iyi yazısı bu der falan. Bir bu nitelik aynen devam ediyor. İki ve bence daha da önemli olan yani eleştiri ve övgü tamam. Ama daha da önemli olan bilgi akıyor. Ya tahmin edemezsin o elektronik postalar üzerinden dünyanın dört bir tarafından. Tabii her yerde izlendiği için internet, elektronik ortamda Avustralya'dan Kanada'ya, Amerika'ya, Avrupa'nın her tarafına kadar dünya kadar tanımadığın insanlar elbette. İşte mesaj atıyorlar. İşte şu yazı şöyle, bu yazı böyle, bir de şöyle bir şey var. Amerika'da ya da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çalışan Türk profesörler, sosyal bilimciler, iktisatçılar daha çok olmak üzere araştırmalarını ya kendi yaptıkları araştırmaları gönderiyorlar elektronik posta üzerinden ya da oralarda çıkmış Türkiye'ye bağlantılı, Orta Doğu bağlantılı araştırmaları gönderiyorlar. Ve lütfen bunu kullanın, bakın bunun burasında şöyle bir şey var falan diye olduğu gibi böyle PDF dosyasıyla gönderiyorlar şeyi, araştırmayı. Ben de bu, yani epey bunlardan tabii ki kaynak göstererek bunları çok, çok ya, o sonra onlara da tabii teşekkür ederek falan. Dolayısıyla yani gazetecilik anlamında bir eksikliğim, bir doyumsuzluğum falan yok. Yani işte biz gazeteciler ne ararız? Okunmak isteriz. İlgi duyulsun isteriz. Yani. Aha, değil mi? İlgi duyulsun. Yazdığın buza mı yazıyor, boşa mı gidiyor yoksa hakikaten birileri dikkate mi alıyor falan onu isteriz falan. Şimdi eskisi gibi İşte milletvekilleri yaptıkları konuşmaları gönderiyorlar. Verdikleri önergeleri meclise, soru önergesi ya da bir meclis araştırması önergesi neyse artık. Onu gönderiyorlar. Yani tıpkı gazetedeki gibi o pencere sonuna kadar açık. Ama önemli olan şu. Ciddi fark şu. T24'te yazıyorum.
kimse karışmıyor. Hiç kimse ne yazdığına karışmıyor. Önemli ikinci fark. Yazdığın bir yazı acaba birisini rahatsız eder, bulunduğun, mensup olduğun grubun bir tarafının ayağına basar, basmaz, bu bir rahatsızlık yaratır, yaratmaz. İşte sana sonra insanlar böyle biraz kötü gözle bakar, yan kötü olmasa bile yan gözle bakar, bakmaz falan. Böyle bir şey yok. İstediğini yaz. Yani Türkiye'nin bugünkü çerçevesi içinde evet, demek istiyorum. Yani ne kadar demokratik bir ortam var ise o çerçeve içinde, ama kurumsal özgürlük çok önemli. Şimdi bana bir yeni insan diyor ki, yakınlarım, daha önceden yazıları izleyenler falan, işte ben sizi işte ta ilk Cumhuriyet'e başlamış olduğum için 40 yıl önce, ben sizi Cumhuriyet'ten beri takip ederim diye yazılar geliyor. Muhtemelen bizlerin yaşında insanlar falan. Eskiye göre daha rahatsınız diye bunu o kadar çok duyuyorum, o kadar fazla duyuyorum ki, sebep kurumsal özgürlük var çünkü. Yani şunu yazdın, şöyle oldu, olur, buraya olur, hükümete dokunur. İşte patronun dokunur, şu ticari ilişkisi var. Bilmem nedir, şudur budur falan. Yani hükümete işte dokunursan o bilmem nereye etki yapar falan, böyle bir şey. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Onun için yani ne kadar özgürsen o kadar iyi ve o kadar daha rahat yazı yazıyorsun. Ben de çok tek etkileyen gördüğüm, yani çok alıştım ben de doğal olarak ki gazetede yazmama rağmen, eskinin o şeyi, yani gazeteye gitmek, o toplantıya katılmak, haberleri birlikte dinlemek ve yorumlamak, o tabii ufuk açıyordu. Şimdi burada biraz tabii tek başına kalıyorsun. Kaynaklar müthiş geliyor ama konuşmuyorsun mesela kimseyle, işte telefonlar edilirse. Yani telefon ama konuşmuyorsun ama şimdi internet tabii, internet o dediğin ortamı, benim de biraz önce vurguladığım ortamı çok zenginleştirmiş vaziyette. Çok tabii. Kıyaslanmayacak ölçüde zenginleştirmiş ölçüde. Yani bilgiye durumda ulaşmak tabii çok kolaylaştı. Çok kolaylaştı. Her türlü bilgi. Ben sabahleyin New York Times'ı işte okuyorum. Okuyorum. Ondan Spiegel'i okuyorum. Die Zeit'i okuyorum. Alman gazetelerini okuyorum. The Guardian'ı, İngiliz gazetesini okuyorum. Falan falan. Washington Post'a bakıyorum falan. Hepsi gözümün önünde. Hepsi, her şey olmuş bitmiş. Ve o sabahki o toplantı, çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. Bugün artık benim için kısır. Zenginlik öbür tarafta. Şimdi bir yandan da bu dünyadaki genel ve Türkiye'deki genel trende bakarsan işte sosyal medyaya doğru akıyor her şey. Her şey orada oluşuyor, bitiyor falan. Ve bu internet gazeteciliği hızla. Tabii ki gazeteler var. Şu anda da ölmüş değil ve bence de ölmesin. Ve devam etsin gazeteler. Orası işin ayrı. Ama zenginlik bu tarafta ve ilan gelirlerini, bu internet sitelerinin yaşaması için ilana ihtiyaçları var. Tıpkı gazeteler gibi. Yavaş yavaş ilanlar da bu tarafa doğru kaymaya başlıyor. Öbür tarafta yani gazeteler yine belli oranda tirajlarına göre, konumlarına göre, hükümete yakınlıklarına göre ilanları alıyorlar falan. Orası ayrı ama internet siteleri de, belli siteleri de yine bunu alıyorlar. Ve şimdi orada yazdığım için onun reklamı olsun diye de söylemiyorum. T24'te hem ciddi hem de ilan alıyor. Hem de dediğim gibi rahat, özgür ve çok fazla izlenen. Bir keresinde şimdi yazının ne olduğunu söylemeyeyim ama Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili bir yazıydı. Orada olup bitenlerle ilgili bir yazıydı. Aynı gün Doğan Akın T24'ü yönetiyor. Vaktiyle de Cumhuriyet, Ankara Cumhuriyet'le birlikte çalışmıştık onunla. Ben orada temsilciyken. Telefon etti. Yalçın abi dedi, yazınız 100.000 defa tıklandı. 100.000 kişi okumuş. Yani herhangi bir yerde yazarken diyelim ki Hürriyet'te. Aslında işte, gazetede bile. 300-400 binlik gazetede bile 100.000 okunmuyor olabilir. Evet, yani alan herkes okuyor anlamını taşıyor. Ha, bu demek değil ki benim T24'te yazdığım her yazı 100.000 kişi okuyor. Tabii öyle bir şey söylemiyorum ama yani okunuyor, 3-4 işte Hasan Cemal var, zaman zaman siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, geçmişte de farklılıklar da olabilir, o ayrı. İşte çeşitli yazarlar var, Oya Baydar var mesela, Metin Münir var. Ama yani siyasi görüş farklılıkları saklı kalmak üzere
bir talep var ve o müthiş doyuruyor. Hani nasıl gazetede eskiden gazeteye gidersin, işte bugün yazı yazacağım, oturacağım, haber toplantısına gireceğim, haber toplantısından çıkacağım, işte birkaç telefon edeceğim, birkaç birileriyle konuşacağım, gazetelere bakacağım, bilmem ne, o zaman internet de yok, oturacağım, ondan sonra ben şöyle bir yazı yazacağım yerine şimdi böyle oh sakin evde dediğim gibi bütün internet siteleri, bütün kaynaklar önde, televizyon zaten falan. Ama televizyonlar bence internetten daha geri. İnternet siteleri çünkü çok daha özgür. Televizyonlar bağımlı. Daha çabuk giriyor. Daha kurumsal tabii televizyon. Ve de bağımlı yani. Tabii. Yani çok daha bağımlı ve kısıtlı. Ondan sonra şartları çok farklı onların. Ama buraya doğru kayıyor zaten. Hayat bu tarafa doğru kayıyor. Onun için de yani hayatımdan inanılmaz memnunum. Yani bu memnuniyeti bir de bu kadar böyle coşkun bir biçimde Cumhuriyet yıllarında ilk böyle Ankara'da temsilciyken bu dediğim 80'ler, 90'ların başı. Sonra işte belli ölçüde Milliyet'te biraz 90'larda falan, işte Hürriyet'te biraz falan ama o coşkuyu tekrar böyle yakalamış olmanın böyle sevincini yaşıyorum. Yalnız tabii hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Biz burada şimdi özellikle bu sosyal medyadaki özgürlüğümüzü konuşuyoruz ama şu anda başta Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışanlar olmak üzere pek çok gazeteci de haklarındaki iddianame bile yazılmadan dördüncü aya girdiler. 120 günü geçti galiba. Evet. Hapisteler. Ne iddianameleri var ne haklarındaki suçlamayı biliyoruz. Ve unutulmadıklarını buradan söylemek istiyorum. Yani yapabileceğimiz yani işte konuşmanın dışında ve bu konuyu direkti gündeme getirmenin dışında da elimizden de bir şey gelmemesi çok tabii üzücü. Ama buradan en azından bir selam göndererek yalnız olmadıklarını söylemek istiyorum. Hepsi arkadaşım. Hepsi çoğuyla birlikte çalıştım. Ondan sonra yani son derece üzüntülüyüz hepimiz. Zaten yani gün geçmiyor ki yurt dışında herhangi bir kurum, işte yok Uluslararası Af Örgütü, Freedom House, benzer yerler raporlar yayınlamasınlar Türkiye ile ilgili. Ve Türkiye'deki basın özgürlüğünün ne kadar büyük tehdit altında olduğu ve Türkiye'nin çok büyük bir gazeteci hapishanesine dönüştüğünü sürekli yazıyorlar. Şimdi tam burada bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bir şey bir hatırlattın. Dün Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Almanya'da ve bir konuşma yapacak işte referanduma. Evet çağrısı oradaki Alman vatandaşlar için Gaggenau diye. O belediye yasaklıyor. Arkasında onun sebeplerini daha sonra konuşabiliriz vakit kalırsa da neden? Çünkü Türk-Alman ilişkileri, Divert muhabiri Deniz Yücel'in burada tutuklanması yani yazdığı bir haberden dolayı Almanya'yı ayağa kaldırmış vaziyette. Onlar da Türk politikacılarına burada konuşma, miting izni verelim mi, vermeyelim mi diye çok büyük bir tartışma var. Kentlerde sanki Türkiye'de imiş gibi protestolar ve mitingler düzenleniyor kentlerde. Bunun bir parçası olarak da orada bir gerekçe otopark doldu, güvenlik bilmem ne falanla. Bekir Bozdağ'ın sonra da Nihat Köl'de, Nihat Zeybekçi'nin konuşmasını izin vermediler, iptal ettiler. Arkasından Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Cümle aynen şu. İfade özgürlüğünün olmadığı bir rejime demokrasi denebilir mi? Peki. Şimdi sen gazeteci arkadaşlarımızı hatırlattın. Suçlu mu değil mi bilmiyoruz. Suçları ne bilmiyoruz. 4 aydır hapisteler ve haklarında henüz iddianame yazılmamış. Peki böyle bir rejim demokrasi mi? Böyle bir rejim demokrasi olabilir mi? Bekir Bozdağ'ın toplantısına izin vermedi Almanlar. İyi bir şey yapmadılar. Tamam. Peki kısa süre önce Meral Akşener'in Çanakkale'de, Yalova'da, Rize'de konuşmalarına İşte Rize'de vermediler, gidemedi. İzin vermediler, elektrikleri kestiler, bilmem ne oldu falan. Peki o toplantılara izin verilmeyen bir rejim demokrasi olabilir mi? Bunun o kadar çok örneği var ki, yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülke demokrasi olabilir mi? Akademisyenlerin bir bildirisi, bir bildiri yayınladı diye. İfade hürriyeti, Bekir Bozdağ tam böyle üzerine bastı. Akademisyenler bir bildiri yayınladı. Ne yaptılar o bildiriyle? Bir ifade özgürlüklerini kullandılar.
Yok, başkanı açıkladı. Dedi ki bunlar şey, hatta rektörler açıkladı. Bunlara şey dedi, biz bunları bildiride yayınladılar. İmzanı çekiyor musun, çekmiyor musun? Çekmiyorum, o zaman atıyorum. İfade özgürlüğü. Peki bu Türkiye'de olup bitenler son 3-4 yıldır. Bunların hepsi ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ihlalleri değil mi? O zaman Türk böyle bir demokratik rejim. İşte onu ifade özgürlüğü gibi anlatmıyor. Diyor ki onlar terörist, alçak, hain. Bir de zaten onu da sormak istiyorum. Yani uzun yıllar gazetecilik yapmış biri olarak elbette her dönem polemikler oldu. Gazeteciler birbirlerine girdi. Ama şimdi bakıyorsunuz cümle aynen şöyle başlıyor. Falanca gazetedeki o alçak, evet, o hain, o terörist, işte o görecek gününü. Attıracağım. Evet. 5 dakikalık korkunç işim var gibi bir yani akla ziyan bir. Ya, korkunç. O televizyonlarda falan bakıyorum zaten gazetecilikli adamlar çıkıyor ya, hangileri nerede gazetecilik yapmış, ne yapmış, ne yazmış, ne çizmiş. Hepsi gazetecilikli adamlar bunlar ve ağızlarından söylediği gibi sadece hakaret akıyor. İsim veriyorlar. Hakaretin bini bir para. Peki nerede bu savcılar, bunlar bu kadar hakaret ediliyor falan? Ya savcılar, onlar kime hakaret ediyorsa onlara karşı harekete geçiyorlar. Aynen öyle oluyor. Ve işte şu haberi ya da bu yorumu yazan acele işte terörist olarak niteleniyor ve arkasından hadis abi falan, bu arkadaşlarımız öyle. Ne yapmışlar bunlar? Hangi düşüncesini, ayrıca da tabii başka hukukun en temel ilkelerinden biri ayaklar altında. Niçin tutuklu yargılanıyorlar? Ha, neden tutuklular? O tamamen benim anladığım o burun sürttürme. Yani kardeş sen bana mı hani var ya şu, bana mı söyledin? Ha, gir bakalım içeri, sonra bakarız. Hayır. 3 ay, 5 ay ne Allah ne verdiyse. Hayır, yani. Neden tutuklu? Diyelim ki suçlarını bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor da. Diyelim ki haklarında bir suç isnadı var diyelim. Bir suç atılmak isteniyor, üstlerine atılmış neyse. Peki niçin hapisteler? Ya bir... Ya ta Roma, ego tatmini işte. Ya Roma hukukundan beri hukuk en temel ilkesi, yani suçsuz ceza olmaz. Bunların suçu var mı yok mu belli değil ki, ama ceza çekiyorlar. İşte, hapisteler. Grup yorum 90 gün içeride kaldılar, serbest. Efendim dava devam ediyor. Peki neydi? Niye 90 gün durdu? Ha, o 90 gün benim anladığım şu. Yani sen böyle mi yaptın? Ben seni bir atarım. Sen şimdi orada bir geç bakalım o tezgahtan. Başka bir şey söyleyeceğim. İzmir Belediye Başkanı, Büyükşehir ya, Belediye Başkanı. Işte. Kocaoğlu. 687 yıl. 387 yıl hatırladım. 387 yıl. Neymiş? Deliller sahte. 387 yıl istiyorlar. Şimdi ortaya çıkmış ki deliller sahte. Peki. O sahte delilleri kimler hazırladı? Nerede o? Ha, şimdi onlar kaçak tabii. Bir de öyle bir sorun var. O delilleri hazırlayanlar kim? Ve onlar şu anda nerede? Ve nasıl oldu da böyle bir sahte delil hazırlıyorlar? Ve 387 yıl hapis cezasıyla, talebiyle diyelim en azından, karşı karşıya bırakıyorlar. Bu nasıl oluyor? Bunun neresi demokrasi? Hani nerede demokratik rejim? Şimdi Bekir Bozdağ'a yapılan, tamam yanlış, itirazına da doğru. Bekir Bozdağ'ın itirazı da doğru. Tamam. Ama gel onu Türkiye'de de uygula. Hadi bakalım, gel o zaman sen. Üstelik Adalet Bakanısın. Adalet Bakanısın üstelik. Bütün bu olup bitenler... Bunların gerekçesi ne? Özrü var mı? Yok mu? Ne? Nerede bunlar? Bu kadar insan, bu kadar... Ya Türkiye, dünyanın her tarafında Türkiye en büyük hapishane. Geçenlerde Binali Yıldırım Başbakan ne dedi bir konuşmasında? Biz, hatta Diyarbakır'da konuşmasında galiba. Biz 175 tane yeni hapishane yapacağız dedi. Ve alkışladılar. Hayır, ben orada en çok kalabalık alkışlıyor mesela öyle bir cümleyi. 175 tane ve hapishaneler dolduğu için şimdi işte bir kısmını bilmem ne mahkumlarına... Evet, bazı adi mahkumları ya bırakıyorlar, açık havaya ya da tahliyeler geliyor. Ya da işte nasıl edeceklerse, ediyorlarsa işte, ya da oraya gidiyor. Bu bütün, yani bir başbakan çıkıyor ve diyor ki bir hapishaneler yetmiyor, biz 175 yeni hapishane açacağız. Yani bu nasıl bir ülkede yaşıyoruz ki biz? Şimdi bir şey koydular, darbe girişimi ana davası iddianamesi diyor, tamamlandı. 38 sanık için 88 kez müebbet hapis. Evet. Ha, bunun bir numaralı şifre şeyi de sanığı da şüphelisi Fethullah Gülen.
Ve bu darbeye katılan buradaki subaylar herhalde değil mi? Bu 38 sanık herhalde. Ana dava dediklerine göre. Evet, bakalım onu da göreceğiz. Şimdi tabii bir de bütün bu medyadan konuşurken onu es geçemeyeceğimiz bir Hürriyet olayımız doğdu. Evet. Hürriyet gazetesinin attığı bir manşet sonra bir tuhaf gelişmelere neden oldu. Ne diyorsun? Yani şimdi, Hürriyet'te ne oldu? Hürriyet bunu mesela dediler ki, mesela ben o cümleyi hiç unutamayacağım herhalde. Diyor ki bu başlığın, yani o karargah rahatsız başlığının farklı manalara çekileceğini aklımızın ucundan bile geçirmedik diye bir tanım var. Hakikaten geçirmemiş olabilirler mi? Bence geçirmemiş. Ya da bir kasıt mı var yoksa bir saptama mı var? Yani bir kasıt ya da saptama ya da akıllarına böyle bir şey, yani karargah rahatsız. Dolayısıyla ordu rahatsız. Ordu ile hükümet karşı karşıya gibi bir anlam çıkarmak yani akıl alacak gibi değil. Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Karargah rahatsız demek, karargahın kendisine yöneltilen eleştirilerden dolayı rahatsız olduğu anlamını çıkarıyorum ben. Ve %100'e yakın eminim ki bu mantıkla o başlığı atmışlardır. Şimdi aslında karargah rahatsız ve bunun üzerine müthiş polemiklerin doğması ve Hürriyet'e yönelik suçlamaların artmasının altında tarihi nedenler var diye düşünüyorum. Bu tarihi neden, iki tane önemli neden var. Bir tanesi 22 Nisan 1998 tarihinde manşet Hürriyet'in. Aynen şu. Tayyip'e şok ceza başlık bu. Siyasi hayatı bitebilir diyor. Ve kenarda da bir analiz, muhtarlık bile yapamaz. Aynı gün Radikal, yine Doğan grubuna ait, Radikal gazetesinin manşeti, o tekstilin analizi değil, muhtarlık bile yapamaz diye bir şey. Ne oluyor? İşte Tayyip Erdoğan o sırada bir şiir okumuş. Okuduğu şiirden dolayı ceza kanunu 312'ye 2 maddesine göre ceza alacak, almış. O 312'nin 2'yi, halkı, sınıf, ırk, mezhep farklılığı, kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan 1 yılla 3 yıl arasında hapis, 1 yıl ceza alıyor, 10 aya düşürüyorlar, 10 ay ceza alıyor. Fakat o maddenin bir önemli bir özelliği var. Bu suç kamu düzeni ve devlet aleyhine işlenen suçlardan sayılıyor. Ondan sayıldığı için de siyasi hayatı sona eriyor. Yani bir partiye bile üye olamıyor. Belediye başkanı, muhtar vesaire, milletvekili falan hiçbir şey seçilemiyor. Onun için yani siyasi yasaklı hale. Siyasi yasaklı hale geliyor. Yargıtay onaylarsa diye de bir şey koymuş. Bu 22 Nisan 1998. Tabii haberin o başlığı aslında doğru, bilmiyorum anlatacak mısın ama yani haberin o an, o güne o, göre o güne doğru. O güne göre doğru yani. O güne göre doğru. Yani bu belki, sen muhtar olamaz dedin ama Cumhurbaşkanı olduğu lafını burada kullanamazsın işte gibi. Ama o güne göre eğer diyor ki zaten Yargıtay onaylarsa böyle işte 312, 2 madde bu. Bu maddeden ceza alanında siyasi hayatı biter diye bir şey, bir saptama yapmış Tayyip'e şok ceza diye. 2, 24 Eylül 1998 yani Nisan'dan Eylül'e Yargıtay cezayı onaylıyor. Hürriyet'in manşeti, siyasi hayatı bitti. Yani muhtar bile olamaz artık. Ve hiçbir seçim sanatı kalmadı. 4 ay hapis. 4 ay da hapse gitti. Biliyoruz işte, yatıyor. Peki sonra ne oldu? Geldik 2003'e. Deniz Baykal, yanında birkaç kişi, Beylerbeyi'nde bir lokantada Tayyip Erdoğan'la buluşuyor. Tayyip Erdoğan ama 2002 seçim olmuş, AKP iktidara gelmiş, Abdullah Gül başbakan ama olmuş. Genel başkanı. Genel başkanı şey Tayyip Erdoğan ama seçime girememiş. Bile bu aldığı cezadan dolayı milletvekili olamaz, muhtar bile olamaz. Girememiş. Abdullah Gül başbakan olmuş. Ahmet Necdet Sezer o sırada Cumhurbaşkanı. Deniz Baykal elinden tutuyor. Ve mecliste o sırada 2002 seçiminin sonuçlarını hatırlarsan iki partili bir seçim. Şey meclis, CHP ve AKP meclis, diğerleri %10 barajını aşamamış, ANAP, DYP, MHP, dışarıda kalmışlar, TSP. Sicil affı getiriyor, bir anayasa değişikliği yapıyor, 312 bu ikinci maddesini değiştiriyor ve Tayyip Erdoğan'a siyaset yolunu açıyor.
Ve Siirt'te bir ara seçim yapılıyor milletvekili. İşte ne kadar denk geldi değil mi? Orada bir hani şey olarak biraz amiyane ama hani bize hukuka da öyle geçen yani üçkağıtçı bir iş adamının düşürülüyor. Evet. Parayla seçim kazandığı çıkınca ortaya. Filan neyse artık orası yani, ayrı hikaye. Evet, o da denk geliyor yani. Evet. Ve işte Siirt'te seçim ve milletvekili oluyor, seçiliyor. Arkasından da başbakan oluyor. Şimdi bu siyasi hayatı bitti. Muhtar bile olamaz. İşte Tayyip'e şok ceza falan. Bunu asla Tayyip Erdoğan unutmuyor. Hala da unutmuş değil. O kadar ki Ocak 2015'te yani işte 2 yıl önce bu Cumhurbaşkanı bu artık muhtarlarla sık sık görüşüyor ya. O toplantı 27 Ocak 2015'teki toplantıda bu kardeşinize diyor muhtar bile olamaz dediler. Bir de muhtarları tahrik ettiler, sizi de böyle aşağıladılar falan. Ama bu kardeşinizi millet cumhurbaşkanı seçti diyor. Yani bunu, bu tarihi neden dedim ya başta, bunu asla unutmadı ve unutmuyor. İkinci olay, bu sefer 2011'de türban yasası. Hı. Üniversitelerde türban yasağını kaldıran bir anayasa değişikliği. AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla 411 milletvekili türban yasağının üniversitede kalkmasına el kaldırıyor. Hürriyet'in manşeti 411 el kaosa el kalktı. Gerçi o anayasa değişikliğini daha sonra Anayasa Mahkemesi iptal etti. Önce iptal etti. Sonradan o da o iptal de iptal edildi ve şimdi hepsi serbest kaldı. Bu iki olayı, birincisi doğrudan kendi şahsıyla ilgili, ikincisi doğrudan kendi politikasının temel, siyaseti, yani. Temel siyasetiyle ilgili hiçbir zaman unutmuyor. Ve bunlardan dolayı da Hürriyet'in başına ve Aydın Doğan'ın başına gelmedik kalmadı. İşte vergi cezası bilmem kaç milyar dolarlık, yani akıl olacak iş değil. Sonradan o cezayı verenlerin hepsinin, yani o vergi denetmenlerinin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Bir kısmı hapiste, bir kısmı dışına kaçtı. Bilmem ne falan. Bir de böyle bir şey. Ama bu sürekli devam etti. Ve yani Hürriyet'e olan ya da Doğan grubuna olan nefreti Tayyip Erdoğan'ın hiçbir zaman bitmedi. Karargah rahatsız, bunun son parçası. Şimdi Hürriyet buna karşı ne yaptı? Ya da Doğan grubu buna karşı ne yaptı? Bir yazarını gönderdi. Yerlerine hükümete yakın bir takım birkaç kişiyi aldı. Son derece yakın. Ve onları almakla sanki iktidara daha yakınmış gibi mi oldu? Hayır, işte karargah rahatsız olayı ortada. Daha sonra son derece başarılı Amerika'daki Tolga Tanış'ı gönderdi. Ankara temsilcisini gönderdi. İrfan Değirmenci ne yaptı? Ben hayır dedim. O tarafsızlık ilkesine aykırı davrandı ilkelerimize diye gönderdi. Evet diye yazan evet, arkadaşlar var orada. O tarafsızlık, o ilkesi hayır, evet bozmuyor. Dersen tarafsız olmuyor. Yani çıkıyor yani falan. Bir şey olursa. Bütün bunlar oldu bitti. Şimdi enteresan. Mesela Hande Fırat darbe gecesi Tayyip Erdoğan'ı ilk kez herkes bütün Türkiye merak ederken darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'da herkes merak ederken yani Tayyip Erdoğan nerede falan derken canlı televizyona telefon üzerinden bağlantı kurdu ve Tayyip Erdoğan ilk defa orada işte konuştu. Halkı sokaklara çağırdı ve darbenin girişiminin başarısız olmasında çok önemli bir katkıda bulundu. Hiç tartışmasız. Tabii. Şimdi onu terörist bu karargah bilmem rahatsız haberini yaptı diye Bakırköy Savcılığı soruşturma açtı ama onlar da kaldırdı. İşte belki bir başka nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tekrar peşinde koşacak falan. Yani hiçbir şey, mantığı bir yerde düğümlendiği nokta dediğim gibi Tayyip Erdoğan'ın Doğan grubuna karşı olan husumeti de toplanıyor. Onun için her şeyi kullanabilir. Yani hatta Bahçeli bile şaşırdı. Ya Andi Fırat nasıl olur? Ya bu işte çıkardı televizyona şöyle oldu böyle oldu. Nasıl olur falan. O haberde de bence yani okudum. Hepimiz okuduk. Yani öyle
bu kadar rahatsız olacak. Yok, orada tek bu kadar gördüğüm, yani rahatsız olacak hiçbir şey yok. Orada tek birinci maddede geçen efendim orduda türban yasağının kalkması ya da daha doğrusu yasak da yok. Yani bir tanım olarak yasak yok. Üniforma var. Üniformanın tanımı var. Bu üniformanın tanımında kadınların başı kapalı da olabilir demiyor sadece. Şimdi oraya onu koydular. Yani arzu eden bu üniformanın dışında üniformayı bozmayacak bir biçimde hiç dini inançlarına falan da demedi. Başını renge aykırı olmayacak biçimde, yani rengarenk olmayacak biçimde kapatabilir diye. Orada diyor ki yani bunu bize sormadılar. Yani niye bu serbest kaldı demiyor. Bu konuda bizden bir görüş almadılar. Karar verdiler. Bizim bir dahlimiz yok diyor. Şimdi buna çok öfkelendiler. Yani aslında şey, bahane arıyorlar sürekli. Sen benim suyumu bulandırıyorsun. İşte bazen gidip cam çerçeveyi indiriyorlar. Ona karşılık onlar işte ne bileyim Orhan Pamuk'un röportajını yayınlamıyor. Hayır diyecekmiş diye. Fakat ama sürekli tabii mevzi kaybediyor Doğan grubu. Yani sürekli geriliyor. İtibar da tabii kaybediyor. Yani bakıyorum mesela işte Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök falan yazılarını yazarken şu ifadeyi çok kullanıyorlar. Ya Genelkurmay'ın bildirisine niye çok kızıyorsun? O iktidarı eleştirmiyor, şom ağızlı muhalefeti eleştiriyor. Şimdi yazılar böyle. Peki bir Genelkurmay Başkanı iktidarı eleştirmediği için yüceltilebilir, muhalefeti eleştirildiği için de alkış alabilir mi? Yani ne fark ediyor? İktidara rahatsızlık bildirirse çok kötü bir şey ama muhalefete bildirirse işte doğrusunu yapıyor, niye kızıyorsun diyor. Nasıl bir şey yani bu? Yani bütün bu örneklere baktığım zaman hep klasik hepimizin bildiği olay, örnek aklıma geliyor. Yani Hitler döneminde rahip, ünlü rahip Niemöller'in hikayesi. İşte yandaki kapıyı geliyor, kapıyı çalıyor, götürüyorlar, bana bir şey yapmadı. Öbürünü alıyorlar, bana bir şey yapmadı. Bakkala alıyor, kasaba alıyor, bana bir şey yapmadı ve günün birinde bunun kapısını çalıyorlar. Şimdi bu böyle bir gerileme içinde grup. Sürekli geriliyor, sürekli geriliyor. Yani işte önce birisini aldılar, Akif Bekir'i aldılar, kâr etmedi. Sonra Abdülkadir Selvi aldılar, kâr etmedi. Öbürlerini gönderdi, birilerini gönderdi, olmadı. Şu olmadı, yani bir kere Tayyip Erdoğan nefret ediyor. Gruptan nefret ediyor. Ve dediğim gibi bunun sebeplerinden hiç unutmuyor. Yani düşünsene geçen sene, önceki sene ya da muhtarlara diyor ki bu aciz bu kardeşinizi diyor muhtar bile olamaz diye bunlar manşetler attılar diyor. Ne oldu şimdi diyor? Halk kardeşinizi diyor. Cumhurbaşkanı yani mesela işte. O yorumu asla yapamaz. Yani çünkü o günün itibariyle muhtar bile olamaz. İyi öyle ama yani hani oh yaşasın artık olmayacak anlamını değil, muhtar bile olamaz. Gitti yani çünkü Tayyip Erdoğan şimdi herkes o başlığı alıyor ama beraberdik. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan daha çok Anadolu'daki gezileri ve mitingleriyle çalışıyordu. Yani İstanbul'daki tabii canım, liderliğe oynuyordu. Hani yani şimdi bu kadar hani metro, tüneller, geçitler falan diyordu. Yani Tayyip Erdoğan döneminde evet. Çok öyle aman aman bir şey yapılmadı ki yani İstanbul. Önce MSP sonra Refah Partisi döneminde yani parti liderliğine soyunmuştu anladığımız kadarıyla. Çünkü yani Abdullah sonradan zaten hep birlikte oradan ayrılıp, Refah Partisi'ne ayrılıp yeni bir parti kurdular zaten. Yani AKP'yi kurdular zaten. Baştan beri öyle. Olabilir tabii, siyasi hayattır. İstediği yere oynar. Bunda gocunacak ya da eleştirilecek falan bir şey yok. Yani önü açık, istediğini yapabilir. O ayrı. Ama onun önünü kesen bir manşet diye bakıyor, değerlendiriyor. O günkü yasa, o günkü yasal düzenlemeler ne olursa olsun ona bakmıyor. Çünkü bir de şu var, o cezayı aldığı zaman başka bir gazete böyle bir başlık atmadı. Yani bir tek Radikal attı galiba. Evet yani. Yani ama yani diğerlerinde işte yasaklandı, bitti. Şöyle oldu, böyle oldu falan ama. Bundan sonra artık siyasette falan, yok falan, gibi ha. Başlıklar oldu. Ha. Onu kişisel herhalde şey olarak evet. Alıyor. Yani o bana bunu söylüyor. Bana tabii bu, kesin %1000. %1000. Oh bana, yaşasın. Tabii sen beni sevmiyorsun, olur. Ben de senin suyunu bulandıracağım kardeşim her sefer. Ve bir de durup durup 2011'de işte bir de 411 el kaosu el kalktı deyince tamam bitti. Tabii. Gazeteciliğin şeylerini de yani işlerine geldiği zaman o tür bu tüp başlık dediğimiz hani bir haberi böyle vermeye kendi işlerine geldiği zaman sıkıntı yok. Yani onun hesabını hiç sormuyorlar. Halbuki yani nasıl bakacağız şimdi, ki? Şimdi nasıl ki Tayyip Erdoğan her türlü siyasi hakkı sahip
önü açık. Hani biraz önce dedik ya, partisi içinde istediğini yapar, liderle oynar falan. Burada da yapılan da bu bir gazetecilik yani. Siyasi hayatı, evet, deminden beri konuşuyoruz. O günkü ortamda 312 TCK, Türk Ceza Kanunu 312 ikinci maddesi var iken, bu böyledir nokta. O da bir fotoğraf çekmiş, bir tespit yapmış, onu koymuş. Bu bir gazetecilik. Ama şimdi baksana, bu gazeteciliğin yani sadece kendisine gelen tarafını alkışlıyor ve övüyor, öbürünü değil. Bütün bunları bırak, yani bugünkü duruma bir bak. Şimdi, yurt dışı gezilere gidiyor değil mi sık sık Tayyip Erdoğan? O kendi uçağı var, devlet uçağı, işte Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilen uçak var. Uçaktaki gazetecilere baksana, bir tek muhalif var mı? Hayır, bir de seçme şimdi. Ha yani o şeylerin de, seçmenin de seçmesi yani. Evet, ama bir şey diyeyim, beraber şimdi ha. Bir geçmişe gidelim. Biz Turgut Özal döneminde de, ne bileyim Sezer döneminde de, Mesut Demirel döneminde de, sistem neydi? Gazetelere sorarlar. Gazeteye yazı gelir, genel yayın müdürüne. Evet. Denir ki Cumhurbaşkanımız şu tarihlerde falan gidecektir. Uygun gördünüz. Bir muhabir, yazar, fotoğraf ya da kameraman der. Bildirilmesi. Altına da bir şey numarası vardır. Hesap numarası. Oraya para yatırırsın, işte uçak, otel, yiyecekler için. Evet. Ve çoğu zaman uçağa bindiğinde görür. Hürriyet'ten Yalçın Doğan gelmiş. Evet, tabii. Ya da binmeden önce o bir kitapçık bastırılır. Tamam, geziye. Aynen. Hani onu merak edip bakarsa. Orada görürsün. Şimdi öyle değil ki. Burada tam kavun seçer gibi seçiyorlar. Yani bu gelecek, bu gelecek, bu gelecek. Ben bir sorular şey söyleyeyim sana. Ben 1970'te gazeteciliğe başladım. 40 yılda 10 tane başbakan gördüm ben. 6 tane cumhurbaşkanı gördüm. Gördüm dediğim öyle hani işte bunlar da bizim öyle başbakanımız değil. Birebir özel yurt içi, yurt dışı geziler, kahvaltılar, yemekler, sohbetler, baş başa, grup halinde falan dediğim o. Ve yıllarca yani böyle geçti bütün 40 yıl gazetecilik hayatım. Yani olay da bu. Doğrusu da o. Şimdi mesela enteresan 2005 yılına kadar, ben Hürriyet'e 2002'de girdim. 2005 yılına kadar olan sürede senin biraz önce söylediğin sistem hala çalışıyordu. Yani başbakan veya ya da cumhurbaşkanı bir yurt dışı ya da yurt içi geziye gideceği sırada giderse gazetelere bildiriyorlar, gazeteler gönderiyor. 2002 ile 2005 arasında Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı gezilerinin çoğuna ben gittim. Hatta mesela o en önemli turnelerinden biri şeydi. Avrupa Birliği 2003'te, evet. O sırada Abdullah Gül başbakan. Tayyip Erdoğan da bunu Avrupa Birliği konusunda son derece hevesli ve politikaların o zamanlar öyleydi. Ve bir günde biz 3 ülkeye gittiğimizi hatırlıyorum. Sabah Yunanistan'da, Atina'da kahvaltı yapıyoruz. Öğleyin Almanya'dayız. Akşam Londra'da yatıyoruz. O arada oradaki başbakanlarla görüşüyor. Yani başbakan olmamasına rağmen bir siyasi kimliği ancak parti genel başkanı olarak var. Ama mecliste değil. Buna rağmen bir günde 2 ya da 3 ülkeye giderek bütün AB ülkelerini dolaştık. Artı Amerika'ya gittik. O sırada George Bush var. Bush'la da görüştü. Kopenhag, hiç unutmuyorum. Kopenhag'da Rasmussen'le görüştü. Danimarka Başbakanı o sırada Rasmussen. Onunla görüştü. Oradan Kopenhag'dan uçak Washington'a gitti. Washington'da Bush'la görüştü. Oradan dönüşte İspanya'ya mı ne gittik. Tekrar Bush, çünkü AB liderlerine Türkiye'yi alın diye galiba Schröder o sırada. Ondan sonra Fransa'da kim var şu anda hatırlamıyorum. Mitterrand vardı herhalde. Mitterrand olabilir. Mitterrand 2002 çünkü. Ondan sonra ama Schröder olduğunu hatırlıyorum. İngiltere'de de kim vardı 2002'de, yani şu anda hatırlamayacağım. Onlara Blair olabilir. Onda da. Blair olabilir. Blair olabilir, evet. Onlara işte telkinde bulundu, Türkiye'yi alın falan diye. Zaten o Brüksel'deydi. Sonra Brüksel'e geldik ve işte Türkiye'nin AB de bir sıçrama yaptı. Tamam, görüşmeler başlayacak diye. Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştı gerçekten. Herkes son derece mutlu, sevinçli falan. Diyeceğim, o 2005'e kadar, çünkü 2005'e kadar Cumhurbaşkanlığı uçağı ya da başbakan uçağı yok. O zamana kadar yine
eskisi gibi gidiyor. Ben 2005'e kadar herhalde en az 10-15 defa Tayyip Erdoğan başbakanken dolaştım. Orada o uçak sadece gazeteciler değil, aynı zamanda işte biliyorsun iş adamları da var falan. Zaten çok büyük bir uçak falan. İşte Güney Kore'ye gittik, Japonya'ya gittik. Endonezya'da Banda Aceh'de bir şey oldu, deprem oldu. Tsunami oldu. Evet, oraya gittik. Dediğim gibi Avrupa'ya dolaştık, Amerika'ya gittik falan. Dolayısıyla o zaman bile bu işin başında böyle bir sistem yoktu. Sistem 2008, 2007, 2008'den sonra evet, bozulmuş. Yani ikinci seçim kazanmasından 2007'den itibaren, sonra, hele de 2011'den sonra falan artık iyice bozuldu. Ve şimdi yani uçakta bir tane muhalif gazeteci olmadığı gibi oradaki gazetecilerin sordukları sorulara bakıyorum. O gazeteciler soru falan soru sormuyorlar falan değil. Ya. Yani mesela dünkü şeylere bakıyorum hep hani hayır oyu veren teröristtir diye başlayan soru soruyor mesela. Hayır oyunu PKK'nın verdiğini biliyoruz. PKK'nın da hayır dediğini biliyoruz. Sizin bu konuda görüşünüz ne? Şimdi soru böyle başlıyor. Yani gazeteciliğin bence sonbaharını yaşıyoruz. Yani ölümünü demek istemiyorum. Ama gazeteciliğin sonbaharını yaşıyoruz. Buradan mutlaka bir çıkış olacaktır diye de ümit ediyorum. Mutlaka olacaktır. Bütün bu tutuklamalara rağmen, bütün bu sıkıntılara ve tehditlere, baskılara rağmen bir yerden çıkacaktır. Ama böyle bir dönemi 1920 Cumhuriyet'in, yani Türkiye Büyük Millet'in açılışı geldik. Neredeyse 100 yıl olacak, 3 yıl sonra. Böyle bir dönemi Türkiye yaşamadı. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Tek parti dönemini yaşadı. Bunu kitaplardan okuduk. 1940'larda ki onun da asla bir mazeret olsun falan diye söylemiyorum ama İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadı. 6 yılı savaşta geçti tamam, zaten. Yani Atatürk öldü. Evet, 6 yıl savaş. Evet, 1939'da 45'e kadar savaş başladı. İkinci Dünya Savaşı. O savaşa sokmadı İnönü Türkiye'yi. Yani Lozan Zaferi kadar, Kurtuluş Savaşı kadar çok büyük bir emek ürünüdür. Çok büyük bir başarıdır ve çok büyük Türkiye'ye katkıdır. Sokmamak savaşa. O dönemde işte sansür var, gazeteler kapatılıyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Ama böyle bir şey yok. Daha sonra daha yine bir karanlık dönemi var. Demokrat Parti'nin 1957'lerde tahkikat komisyonuyla başlayan işte Ankara Hilton diye adlandırılan gazetecilerin, Ahmet Emin Yalmanların, Cüneyt Arcı Yürekler'in, Kurtul Altunlar'ın falan içeri atıldığı bir dönem var. Haklarında bir yıl soruşturma açılan, mahkemeye giden gazeteciler var ama böyle bir dönem yok. Gazeteler baskı altında, televizyonlar. Ya düşünebiliyor musun? Bir başbakan ya da cumhurbaşkanı X yerde, X konuda konuşuyor. Bütün haber kanalları canlı aynen olarak anında yayılıyor. Mesela şimdi referanduma gidiyoruz. Tayyip Erdoğan olayın tarafı mı? Şimdi anayasal olarak buna bir bakalım. Tayyip Erdoğan bu olayın tarafı değil. Evet. Onun için de bir referandum konuşması yapamaz. Mesela. Ama işte fiili durum dedikleri bu. Yani ben yaparım diyor. Gel bunu yasal hale getir diyor. Ve MHP mesela buna girdi. Peki MHP o yani sır. Nedir? Mesela şimdi bir Barzani olayı MHP'nin bir anda bir kimyası bozuldu. Ne kadar etkiledi? Dedi yani şimdi MHP, yani daha doğrusu Bahçeli'nin ne yaptığını kimse anlamıyor. MHP'lilerin kendisi de anlamış değil. Bir insan anlamıyor. Ne oldu? Çünkü işte geçmiş konuşmalarına bakıyorsun. Hem anayasa değişikliğine karşı çıkıyor, başkanlık rejimine karşı çıkıyor. AKP iktidarını yıllardır ağır eleştiriler, yani eleştiriyor. Mitinglerde, meclisteki konuşmalarında, grup konuşmalarında falan söylemediğini bırakmamış hepsi. Ortada bunların da. Şimdi videoları dolaşıyor evet, her yerde. Çok eğlenceli burada. Anın şimdi birdenbire böyle AK Parti ile işbirliği içinde ve bu anayasa değişikliğini mecliste sağladı. Tabanının rahatsız olduğu söyleniyor. Partinin meclis, ben şunu da anlamıyorum. Bahçeli böyle bir şeyi kabul etti. Peki milletvekilleri mi? Efendim milletvekillerinin en azından önemli bir bölümü. 5-6 tanesi istifa etti.
kabul etmediklerini açıkladı falan falan da. Ne bekleyerek böyle bir şey yapıyorlar? Ne bekleyerek katıldılar? Yani bundan sonra siyasi olarak ne bekleyecekler? MHP bir seçime girse bütün bunlardan sonra %10 barajını aşabilir mi? Hayır, zaten, ha, belki baraj yani düşecektir. Başkanlık gibi bir sisteme geçildiği zaman parlamento tamamen gidiyor. İktidar milletvekili olmanın bile avantajı giderken. Muhalefet. Yani kim gelecek MHP'den milletvekili seçecek? Kaç kişi? Yani orası bir sır. Yani şimdi bir senaryo var. İşte yok Bahçeli ya başkan yardımcılığı verecek. Yok işte milletvekili 600'e çıkıyor. Milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Milletvekili MHP'lilerin bir kısmını AKP listelerinden gösterecek gibi senaryolar. Doğru eğri bilmiyorum ama bunlar her yerde konuşuluyor. Sosyal medyada şurada burada konuşuluyor. Doğru eğri dediğim gibi bilmiyorum. Ama MHP peki parti olarak ne oluyor? Çok çok garip ve o sırrı kimse henüz çözmüş değil. Bir de senin söylediğin gibi biraz önce Barzani geldi. Bayraklar çekildi. Kırmızı halıda karşılandı adam. Kürt bayrağı, Kürdistan bayrağı çekildi. Peki Bahçeli bunun en büyük düşmanlarından biri yani. Böyle Barzani, Kürdistan vesaire falan. Peki kendisi de zaten şimdi biz ne olduk gibilerden bir soru sordu. Barzani'yi mi yoksa bizi mi tercih ediyorlar? Cumhurbaşkanı dedi ki biz Barzani'yi tercih ediyoruz. Yani hani şimdi gene kızacaklar yorum. Tamam ama onu söyledi. Dedi ki birileri çıkmış şimdi dedi. Bir de Barzani'nin bayrağını dillerine doladılar dedi. Bu şu demektir. Yani ben bayrak olayı benim kararım. Sana ne? Daha önce de asıldı. Daha önce de çekildi göndere falan dedi Binali Yıldırım. Ama şey tabii Bahçeli ofsayta düştü. Muhtemelen bundan sonra daha sık ofsayta düşecek diye düşünüyorum. Peki son 1-2 dakikamız var da bu referandumla ilgili ne görüyor? Yani oradan hemen geçmek istiyorum çünkü. Yani bir şimdi anlattıklarınıza dayanarak soracağım Yalçın abi. Yani 100 bin mesela yazıyı okuyan var, yüzlerce mail geliyor, akıyor falan. Şimdi buradan bakınca bir kampanya yürüyor. İşte 41-42 gün bir şey kaldı. Neyi hissediyoruz? Hayır havası var. Hayır çıkma ihtimali var. Peki çıkacağını göre göre referandum olur mu şimdi? Bir de o başladı konuşmaya. Yani sonunda bir değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum ama muhtemelen olur. Yalnız burada CHP'ye çok büyük. Asıl söylemek yani bu referandumda asıl söylenmesi gereken şu. Geçen gün Kılıçdaroğlu dedi ki böyle büyük mitinglerle falan değil. Kapı kapı gidip herkese anlatacağız bunu dedi. Hı. Bu işin birinci aşaması. Ama çok daha önemli olan asıl aşama sandık güvenliği. CHP bütün bu sandıklara sahip çıkacak mı? Ne kadar çıkacak? Ve sadece büyük kentlerde, batıda falan değil. Türkiye'nin her yerinde. Bir oy bir oy yani. Hakkari'den Kars'a, Artvin'den, Trabzon'dan Antalya'ya, Edirne'ye neresiyse bütün Orta Anadolu vesaire. Bütün sandıklara kaç yüz bin sandık var? Şu kadar sandık var. 450-500 bin sandık mı ne var? Yok, 200'e yakın. 200 bin. Öyle mi? 200 bin. Bütün Türkiye'de 200 bin sandık var. 200 bin sandığa 200 bin tane bekçi. Şere ha. Hakiki orada imza sahibi. Ve sonuna kadar da bekleyecek. Oylar tasnif edildi. Bitti. Tutanak tutuldu. O tutanak ilçe seçim kuruluna gitti. Fotoğraflandı. O ilçe seçim kurulundan aldı. İl seçim kuruluna gitti. İl seçim kurulundan yüksek seçim kuruluna gitti. Bütün bu aşamalarda bütün sandıklara sahip çıkacak. Evet. Sonuna kadar asıl görevi bu. Yani birinci aşaması dediğim gibi kapı kapı dolaşacak, anlatacak falan. Zaten inanılmaz bir herkes yani işte Balyoz'dan falan Ergenekon'dan içeri girmiş paşalar dahil. Tabii, hukukçular dahil. Yani barolar herkes dahil bu seferberliği halka anlatmak için bunu çok iyi yapıyorlar tamam. Ama sandıklara sahip çıkacak ve şu anda bir hayır havası var Türkiye'de. Evet. Peki birinci bölüm canlı yayında geçti. Tamam. Yoksa bu hoş sohbeti iki bölümde de yapabilirdik keşke. Ama yine buradayız. Bu program devam edecek. Devam ettiği sürece de başarılar dilerim sana olacağız. Evet değerli izleyiciler. Abi diye hitap ettiğim Yalçın Doğan bugün konuğumuzdu. 40 yılı aşkın süre gazetecilik yapan
Şimdi de internet medyası üzerinden günlük yazılarını aksatmadan aynı disiplinle devam ediyor. Biz de hem programın sonuna hem de bu haftanın sonuna geldik. Artık referandum için de neredeyse bir aylık süreye doğru da yaklaşıyoruz. Evet, pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı kazançlar, hayırlı işler ve hayırlı, mutlu, keyifli hafta sonları diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın. Halk Kitabevi Yazı İşlerini sundu.